Bugün 29 Temmuz 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Erdoğan'la Bahçeli'den biri ölürse neler olur aktarmadan Tayyip Erdoğan'ın dünkü Mahmut Abbas sitemini ve perde arkalarını sunayım. Mahmut Abbas ya da Ebu Mazin Filistin davasının kahramanlarından 1935 doğumlu ve Yaser Arafat'ın kurmay ekibinden, kurmay heyetinden. Dinci değil, layık ve özgürlükçü, solcu da denilebilir. Hamaslı değil, kuruluşundan beri El Fetihli. Tayyip Erdoğan bu ismi birkaç gün önce kendi siyasi piyarı için kullanma adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmak için davet etti. Mahmut Abbas Çin'in yaptığı Büyük Filistin toplantısını gerekçe göstererek Türkiye'ye gelmedi, gelemedi. Vay Abbas mıdır bunu yapan? Erdoğan hemen aforoz etti. Çin'in Filistin toplantısı niçindi derseniz Filistin'deki karşıt grupları birleştirme ve bütünleştirme organizasyonuydu. Malum Filistin mücadelesini başlatan 1970'lerin hemen başında Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. Özgürlükçü ve layık olan bu örgüt bütün dünyadan sempati görüp destekler alınca paniğe kapılan İsrail lobisi harekete geçti ve İslamcı Hamas'ı kurdurdu. Bu şekilde Filistin mücadelesi o gün bugün İslamcılar ve laikler olarak ikiye bölündü. Türkiye'deki İslamcılar ve AKP ile Tayyip Erdoğan kendileri gibi İhvanül Müslimci olan Hamas'ı destekledi. Oysa açık net kanıtlı Hamas'ı kurduran Mossad ki İhvanül Müslim'in örgütünün ardında da İngiliz istihbaratı MI6 var. Tayyip Erdoğan iktidarları Hamas'a sadece milyar dolarlar aktarmadı. Aynı zamanda Filistin davasında tek bu hatap olarak Hamas'ı gördü, El Fetih'i yok saydı. Öyleyken Erdoğan şimdi El Fetih önderi Mahmut Abbas'a saydırıyor. Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan değil Orta Doğu'da yani bölgemizde ağabey ve hakem olmak Filistinliler arasında bile arabulucu bulucu olamadı, ara bulucu kabul edilmedi. Olabilseydi Orta Doğu'dan binlerce kilometre uzakta olan komünist için niye böyle bir şeye kalkışsın ve Filistinliler buna neden icabet etsin? Erdoğan sadece Türkiye içinde değil, dışında da ideolojik saplantılarını yansıtıp Hamasçılığını ortaya koyunca hem kendinin hem Türkiye'nin saygınlığını sıfırladı. Yaşananlarla kanıtlı Erdoğan'ın devlet yönetme anlayışı kişisel ideolojik duygulara endeksli. Evet, muhayyilesindeki uçuk hayallerin peşinde ki bunu sadece Filistin'de değil Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da da gördük. Kendisi gibi ilahi görevli olduklarını zanneden Ahmet Davut oğluların gazlamasıyla yeni Osmanlı ve halifelik hülyaları ardında koşuldu. Sonuç Suriye, Irak, Filistin ve Libya'da olanlarla ortada. Boş havuza balıklama atlandığı ve büyük yaralar alındığı vaka. Tayyip Erdoğan dünkü Mahmut Abbas sitemi aslında Türkiye'nin etkisizliğini yani AKP ile beraber zavallı duruma düşürüldüğünün kanıtıdır. Erdoğan hala anlamıyor. Devletler inanç ve ideolojilerle yönetilmez. Olgulara çıkar hesaplarına göre yönetilir. Devletlerin kini, vefası da olmaz. Çıkarları, stratejileri olur. Dini de adalettir. İnançlar eğer iksir olsaydı Avrupa'da onlarca yıl süren malum din savaşları yaşanmazdı. Milyonlar ölmezdi. Aynı şekilde Hazreti Muhammed sonrası gelen halifelerde. de birbiri ardına suikaste gitmez. Hazreti Ali ile Muaviye de birbirini boğazlamazdı. Tayyip Erdoğan'la İslamcıların Türkiye'ye büyük maliyetlerinden biri de İslam ideolojisi ekseninde dış politika yapılıp ülkemizin yere serilmesidir. Hakikat bu iken böyle iken Erdoğan hala siyahı beyaz gösteriyor. Mesela dün Rize'de Libya'ya nasıl girdiyse İsrail'e de öyle gireriz dedi. Bakın bu söylenen doğru değil zira Türkiye'nin Libya olayında büyük paralar harcamak ve itibarının yerlere düşmesi dışında zerre bir kazancı yok olmadı. Tam tersine şehitler verdik ve savaşılan General Hafter'in oğluyla önceki gün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla masaya oturmak zorunda kaldı. Ayrıca Türk kuvvetleri Libya'da Birleşik Arap Emirliği'nin uçakları tarafından bombalandı, bütün dünyaya rezil rüsva oldu. Durum bu iken, tablo bu iken Tayyip Erdoğan Libya'da zafer kazandık havasında anlaşılacak gibi değil. Yahu İsrail'e girme palavrasını bırak da sen önce İsrail'i koruyan Malatya'daki küresik radar üssünü kapatsana. Ayrıca AKP iktidarı değil mi? Savaş başlayalı beri İsrail'e aylarca savaş malzemeleri dahil yüzlerce kalem mal gönderen dağısı var. Boş böbürlenmeyi bırakın da AKP döneminde Yunanistan'ın Ege'de işgal ettiği 18 adayı geri alın. Aynı şekilde İdlib'de 35 Mehmetçiğimizi şehit edenden hesap sorun. Bütün bunlar ortadayken İsrail'e girecekmiş. Vallahi ne diyeyim diyene afiyet olsun. Tayyip Bey onu bunu bırakmalı. Önce boynundaki Yahudi cesaret madalyasını çıkarmalı. Değerli dostlar, meydan o kadar boş ki bütün bunları bizim söylediğimiz açıklık dahi kuracak bir muhalefet yok. Muhalefet deyince bütün umutları Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin ölmesi ve hesapları da ona endeksli. İki ismin kan tahlillerine ultrasyon bilgilerine ve röntgenlerine gerek yok. Malum yürüyüşlerine bakarsanız hasta olduklarına hemen hükmedersiniz. Türkiye batı ülkesi olmadığı için ülkeyi yönetenlerin sağlık bilgileri şeffaf değil. Her şey gizli ve saklanıyor. O kadar ki Tayyip Erdoğan sarayın altında şahsi için özel bir hastane bile inşa ettirdi. Kuşkusuz ömrü veren ve bitiren Allah'tır. Ancak iki isim bağlamında sağlık spekülasyonları yıllar yılı hep var. Burada hareketle yapılan siyasi analiz ve öngörülerde sağlık sorunları da dikkate alınıyor. Mesela Bahçeli'nin ani vefatı durumunda siyaset nasıl etkilenir? Tayyip Erdoğan için aynı şey söz konusu olursa Türkiye'nin akıbeti ne olur? Soruları değerlendiriliyor. Bahçeli sonrası için söylenenler şunlar. Vefatıyla hem Milliyetçi Hareket Partisi hem siyasi arena alt üst olacak. Saray yani Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin vefatı durumunda MHP'yi kontrol altında tutmaya devam edebilmek için etkisindeki bir ismi genel başkan yaptırmaya çalışacak. O isim kim olabilir? Kim derseniz an itibarıyla İzzet Ulvi Yönter'le Tuğrul Türkeş gibi görünüyor. Lakin bu iki ismin Milliyetçi Hareket Partisi tabanında ve ülkücüler nezdinde zerre itibarları yok. İzzet Ulvi Yönter'in özellikle Sinan Ateş cinayetiyle özdeşleşmesiyle şansını kaybettiği söylenirken an itibarıyla AKP'de olan Tuğrul Türkeş için de genel başkanlık imkansız deniliyor. Bunların dışında genel başkan olacak ismin Tayyip Erdoğan'la birlikteliği savunup savunmayacağı ise belli değildir. İlaveten Bahçeli sonrası gelecek ismin Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir tutup tutamayacağı da meçhuldür. Özetle Devlet Bahçeli'nin otoriter kimlik ve metotla zorla bir arada tuttuğu MHP'nin parçalara bölünme ihtimali ağırlıklıdır. Burada etle Bahçeli'nin ömrünü tamamlaması sadece MHP'yi değil, iktidarı da zora sokacaktır. Gelelim Allah uzun ömür versin. Tayyip Erdoğan'ın ani vefatı durumunda nelerin olabileceğine. Birinci husus Türkiye'nin kimyası bir anda değişecektir. Korkunun yerini arayışlar, umutlar ve sorular alacaktır. Buna paralel olarak AKP ve İslamcılar parçalara bölünecektir. Bir tarafta Bilal Erdoğan, diğer yanda Berat Albayrak harekete geçecektir. Parti içinde de Numan Kurtulmuş, Hulusi Akar ve Hakan Fidan adaylıklarını açıklayacaktır. AKP dışında kalan Abdullah Güller, Ali Babacanlar ve Ahmet Davutoğlu gibiler de zemin ve ortam arayacaktır. Bu şekilde AKP Büyük Kongre öncesinde çok sayıda aday ortaya çıkacaktır. Peki ipi kim göğüsleyebilir derseniz bugünden isim vermek zor. Lakin kazanacak olan kıl payı kazanabilir ki bu da partinin bölünmesi demek. AKP Büyük Kongresi'nin hemen sonrasında en az iki parti daha kurulacaktır. AKP de bu şekilde tahmin edildiği üzere Yok oluş sürecine girecektir. Böyle bir durumda yani Erdoğan ya da Bahçeli aniden vefat ederse Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu ne yapar derseniz hiçbir şey yapmaz. Yani darbe filan söz konusu değil. Vefat olayı kime yarar derseniz elbette en başta Cumhuriyet Halk Partisine yarayacaktır kuşkusuz aktardıklarım sağlık görüntülerinden hareketle yapılan tahmin ve projeksiyonlardır ki pekala en sağlıklı insan ölebilir, hasta denilen biri de yıllarca yaşayabilir. Normal şartlarda Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ömürleri yetse de yetmese de 2028 seçimleri için beklenense Ekrem İmamoğlu'nun aday olması ve seçilmesi şeklinde. Ancak Erdoğan var oldukça kendini üç kere mağlup eden Ekrem İmamoğlu'yla dördüncü kere karşılaşmamak için her şeyi yapacaktır. Neler mi yapabilir derseniz mesela siyasi yasak koyabilir. Malum İmamoğlu'nun dosyası üst yargıda bekletiliyor ve oradan siyasi yasak çıkarılabilir. Keza Erdoğan özgür özelle parlamenter sisteme geçebilir ki bu en ağırlıklı ihtimal. Bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yok edilecek. Yıllardır söylediğimi tekrar edeceğim. Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı süre içinde sonuna kadar mücadele etmeden iktidarı asla teslim etmeyeceği bilinmeli. Zira iktidarın kaybedilmesi durumunda ailesi ve kendisinin çok zor durumlarla karşı karşıya gelebileceğini biliyor. Özetle olgular ve öngörüler bunlar. Özgür Özel de bu realiteler ekseninde kendine yol açma hesabında. Malum Özel'in sık sık danıştığı üç kurumayı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Önder Savdır. Üçü de ha Tayyip Erdoğan, ha Ekrem İmamoğlu, ha Mansur Yavaş fark etme zihniyetleri aynı. Sen kendine oyna fikriyle taktikler veriyorlar. Kesin bilgilerimle aktarayım. Özgür Özel kendi önünü açma adına her şeyi ama her şeyi yapacak ki Tayyip Erdoğan'a son 3 aydır takındığı malum tavır da bunun işaretidir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dışarıdan göründüğü gibi işler yolunda değil. Tersine her an her şey olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj ve ikibar olarak ayağa kalkmasıysa milyarda bir bile ihtimal değilken çırpınması akla başka başka şeyleri getiriyor. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.